Merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Davranışsal İktisat 101 bölüm 1'in part 2'si için sizlerle birlikteyiz. Önceki videoda söylediğim gibi davranışsal iktisat klasiklerin, tüm kuralların, tüm teorilerin çöpe atmıyor. Aksine insanların neden ve ne zaman farklı davrandıklarını ekonomik modellerle birlikte inceliyor. Peki başka elimizde neler var? Davranışsal iktisatla birlikte anılan bir alanda deneysel iktisat alanı. Ekonomik modellemelerin ekseninde de şöyle bir şey kullanıyoruz. RCT'ler. Random Control Treatments, yani rastgele kontrol deneyleri. Bu RCT'lerin nerelerde yapıldığında, hangi üniversitelerin laboratuvarı olduğuna, bu çalışmaların nasıl bize ışık tuttuğuna, nerelerde kullanıldığına daha sonraki videolarımızda değineceğiz ayrıntılı olarak. Şimdilik farklı bir konuya geçmeyi düşünüyorum. Peki size bir soru sormak istiyorum. İnsanlar tamamen rasyonel olsaydı, karşılarına tıpatıp aynı seçenekler çıktığında her zaman aynı seçimleri yaparlardı, değil mi? Yaparlar mıydı? Evet. Ama insanlar rasyonel olmadığı için bu böyle olmuyor. Mesela elimizde şöyle bir örnek var. Markete gittiniz. Peynir dolabının önündesiniz. Önünüzde iki tane aynı üründen duruyor. Ama üzerlerinde farklı stikerler var. Birinin üzerinde %30 yağlı, diğerinin üzerinde %70 yağsız yazıyor. Aslında mantıken seçenekler aynı. Ama size sunuluş şekilleri farklı. O yüzden siz de her iki seçenek aynı olmasına rağmen size daha sağlıklı hissettireceği için %70 yağsız olanı seçersiniz. Bu da bizi davranışsal iktisatta şu noktaya getiriyor. Framing effect, yani çerçeveleme etkisi. Bazen olaylarda da böyle değil mi? Karşınızda iki tane insan var, aynı şeyi size söylüyorlar. Ama her zaman size yakın olanı seçiyorsunuz. Size doğru düzgün söyleyeni seçiyorsunuz. Çünkü neden? Seçeneğin sunuluş şekli en az bilginin kendisi kadar önemli. Şimdi bir tık farklı bir konuya gidelim. Risk konusu. Risk konusunu ben çok seviyorum. Sizin kendinize de aynı soruyu sormanızı istiyorum aslında. Küçük bir deney çıktı diyelim karşınıza. Size iki farklı zarf sunuluyor. Zarflardan bir tanesinin içinin boş olduğu, diğerinin içinde 100 TL olduğu söyleniyor. Zarflardan birini seçmeniz ya da anında hiçbir zarfı seçmeden, şansınızı denemeden 50 lirayı nakit almanız sunuluyor. Siz ne yaparsınız? 50 TL'yi alıp gider misiniz? Yoksa şansınızı dener misiniz? Bu aslında insanın tamamen riske karşı tutumuna bağlı. Bu da davranışsal iktisatta şöyle bir noktaya geliyor. Kayıptan kaçınma. Bu aslında gerçek hayatta da her zaman size bu şekilde hissettirir. Kaybetmenin acısı kazanmanın hazından daha yüksektir. Elinizde olan bir şeyi kaybetmek istemezsiniz. Değil mi? Bence öyle. Risksiz seçenek her zaman sizin için en iyisi olmasa bile insanlar kendilerini güvende hissetmek için risk almamayı tercih ediyorlar. Tabii kayıptan kaçınmayı anlamak bize hem iş dünyasında hem de kamu politikaları oluştururken çok fazla yardımcı olan bir alan. Kayıptan kaçınma etkisini kullanarak iş yeri sahiplerine sesleniyorum. Çalışanlarınızı daha çok teşvik etmek ister misiniz? Tabii ki istersiniz. Sizin bütün amacınız bu değil mi? İşte şimdi iş yeri sahiplerine küçük ipuçları geliyor. Şimdi iş yerimizin çalışanlarını 3 gruba ayırıyoruz. Birinci grubumuz kontrol grubu. Onlar dünyadan haberi olmayanlar grubu. Onlara hiçbir şey yapmayacağız, dokunmayacağız ki sonra kontrol edebilelim. Mantığı bu. Birinci grubumuz sene başında bonus verdiklerimiz. Yani şöyle, sene başında bu çalışanlara avans vereceğiz ve diyeceğiz ki eğer sene sonuna kadar şu hedefinizi tutturursanız bu avansları sizden geri almayacağız. Bunları tepe tepe kullanın. Sonra ikinci grubumuz gelecek. Onlara bonus vermeyeceğiz ama bonus verme sözü vereceğiz. Yani şöyle, eğer sene sonuna kadar bu hedefi tutturursanız avans sizindir. Çalışanların performanslarını karşılaştıralım dilerseniz. Sizce en çok hangi grup çalıştı, en az hangi grup çalıştı? Kontrol grubumuzla bonusu sene sonunda verme sözü verdiğimiz grup performans açısından aslında aynı düzeyde kalıyorlar. Ama diğer grup onlara önden avans verdiğimiz için kaybetmekten nefret ediyorlar ve bariz bir şekilde performansları daha yüksek oluyor. İşte bu da bize kayıptan kaçınma etkisini kısaca özetliyor. İşte iktisatın yıllardır süre gelen bu kör noktasını daha da derinlemesine inceleyeceğiz. Her bölümde yeni şeyler öğreneceğiz. Şimdilik bu kadar diyoruz. Şimdi arkadaşlar gelelim asıl önemli konuya. Videomu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Eğer sorunuz varsa, öneriniz varsa, eleştiriniz varsa yorum atmayı unutmuyorsunuz. Kanalıma lütfen abone olun. Abone olduysanız da zilleri açın. Bu benim en sevdiğim şey ya.
Ayrıca şu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Siz risk almayı sevenlerden misiniz yoksa kaçınanlardan mı? Eğer beni merak ediyorsanız ben risk sevenlerdenim.